Ringo! İki çay yap. Kaç kurşunlu olsun? İki şekerli. Benimki tek. Tamam. İki sağlam çay yap. Tamam. Akşam televizyondaki kovboy filmi nasıldı? Kovboy mu görmedik? Kovboy deyince John Wayne gibi, Ringo gibi, Django gibi olacak. Sonra Apache'ler, reis oturan ayı. Biraz sonra bizim patron gelecek. Aman bir sakarlık yapma. Sen merak etme. Çaylar ne oldu çaylar? Geliyor. Hey Ringo, bir kemen salla da senin nasıl bir kovboy olduğunu anlasınlar. Tamam. Hop, dur, çok heyecanlanma. Dur ya. İyi attım ama, değil mi? O kadar da demedik sana. Ringo bu, ne bok yiyeceği belli olmaz. Patron geliyor. Bak şimdi ne yapacağım. Hey Ringo, bir ayran yolla. Tamam. Eyvah büyük reis. Ulan Allahsız, gene mi kovboyculuk? Şu halime bak, bu sefer kovdum seni. Defol, defol, gözüm görmesin seni. Şey patron, valla cehenneme kadar yolum var. Kovdum ulan, kovdum, defol, defol. Şaban kovulursa biz de gideriz. Biz bu kahveye Ringo için geliyoruz. Kalkın arkadaşlar, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Hadi, durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Nereye gidiyorsunuz? Kovduğum falan yok. Şaka yaptım. Şaka ya. Bilirsiniz Şaban'ı ne kadar severim. Çalış oğlum, çalış. Ne bok yersen ye. Ringo, iki çay patlatsana. Patlatayım ana. Ringo, sana Yıldırım telgraf. Teksas'tan mı? Ne Teksas ya, İstanbul'dan. Aa. Sağ ol. Amcan Şaban, sizlere ömür, stop. Kahveyi sana bıraktı, stop. Acele İstanbul'a gel, stop. Muhtar Yaşar. Patron olacağım. Sen beni kovmuştun değil mi? Hayır oğlum, affettim ya. Sen şimdi o affını al, bük. Bir kere daha bük, bir kere daha bük. Sonra da münasip bir yerine. Tamam mı? Defol, bu sefer sahiden kovdum seni. Sen kovmadın, ben istifa ettim. İşsiz kalırsan gel İstanbul'a, yanımda iş veririm sana. Ringo İstanbul'da. Tövbe estağfurullah. Çak çak çak, kafamız şişti be, at şu cikleti ağzından. Biz vahşi batıda sakız çiğneriz. At şunu ağzından, Allah aşkına at. Moralim bozuluyor. Tövbe 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 tövbe. Ona! Ulan benim kafada bir şey atacak adamın, ben onasını avradını ya, yav! Abi, bırakın kardeşim ya! Ya bırakın ya! Anasını dur! 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 Yardım edin! Yardım edin! Yapma! Arkadaşlar. Yapma! Ah! Ah! Benim kafada bir şey atacak adamın, ben böyle hendece atarım! Anladın mı? Ne oluyor ya? Ne yaptım ben? Lan ne manyak adamlar var be! Kapat şu kapıyı oğlum, hadi gidiyoruz! Oh be! Şşt, durun! Bavulum kaldı ya!
Rahmetli Şaban Efendi iyi adamdı. Öyle. Allah rahmet eylesin. Ne zaman geliyor kahvenin yeni sahibi Muhtar Efendi? Yeğeni Şaban'a telgraf çektim, yoldadır. Bugün yarın gelir. Yeğeninin adı da mı Şaban? Öyleymiş. Desene bunlar sülalece Şabanoğlu Şaban. Hey Recep geliyor. Ne işi var burada? Oduncu Hasan için geldiler. Borcunu ödemiyor da. Sen çağırmışsındır. Niye çağırmayacakmışım? Arsayı alıp evi yaparken iyi, ödemeye gelince yok. Hoş geldin Recep. Buyur. Bir emrin mi var? Niye borcunu vaktinde ödemedin lan? Çok sıkışığım Recep. Bir büyüklük edip borcumu bir ay ertelesen... Banka mıyız lan biz? Ben borcu erteleyeceğime sen parayı bul. Nasıl bulayım? Arsayı, ev malzemesini alırken iyi. Parayı ödemeye gelince trişka. Hiç değilse birkaç gün. Allah rızası için. Ulan beni tanırsın. Yedi bela Recep'e racon kesilmez. Evini başına yıkarım demiştim. Aman Recep, ocağına düştüm. Ocağın batsın. Gözünün yaşına bakmayın, vurun. Bana yedi bela Recep derler. Evini de başına yıkarım. Yapmayın! Yaparım, yapmayın! Bırakın sizi! Yıkmayın elinizi, ne olur! Oh, yapmayın! Yapmayın! Bırak çocuğumu, senin çoluğun çocuğun yapma! Hepinize ibret olsun! Sizleri ev var sahibi etmek için toprak dediniz verdik, malzeme dediniz şırrak yığdık önünüze! Bir bono, bir imza, o kadar! Yapmayın! Yapmayın! Yakın evini! İbret olsun! Hepimiz elhamdülillah Müslüman adamlarız ama bonosunu ödemeyenin görün halini! Ben demokrasi adamıyım! İtirazı olan açık etsin! Bugünkü manzara, siz muhterem hemşerilerime ibret olur. Borçlarınızı vakti zamanında öderseniz, bu gibi hadisata maruz kalmazsınız. İşte bu kadar. Dağılın lan! Hadi muhter, iyisin, iyisin. Allah belanızı versin! Allah belanızı versin! Bir gün biri çıkar da bu yaptıklarınızı ödetir inşallah! İnşallah! Kardeş bir dakika, dur! İstanbul, bana bak! Ulan ne kadar herif bunlar be! Kovboy yolda kaldı, kovboy yürür ama! Şu gecekondu denen iğrençliklerin yerine yükselecek blok apartmanları düşün Sadullah. Asıl zoru Ankara'dan iskan müsaadesi almaktı. Politikacılığıma dua et, benim kıymetimi bil. Bilmesem seni kendime ortak alır mıyım? Ortaklığımızın ve yakında evlenecek çocuklarımızın şerefine. Öyle. Bizi paraya boğacak bu projenin şerefine. Geldi bizim mirasçılar. Merhaba, hoş geldiniz. Tam 600 bina, 18'er katlı 600 blok, muazzam bir kent olacak. Ve de net karımız 900 milyon lira. Milyar de şuna, milyar! Aman baba, kefenin cebi yok ki. Şu soğuk şakaları yapmasan olmaz sanki canım. Şaka değil baba, atasözü. Milyonlar, milyonlar, milyarlar. Para, 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 başka bir şey konuştunuz yok ki. Tek istediğim, Cem'le bir an önce evlenip, bize bir torun vermenizdir. Aslında istediğiniz torundan çok, Cem'in babasıyla ortaklığı pekiştirmek.
Yoksa benden evlenmek istemiyor musun Canan? Seni ömür boyu nasıl çeker insan? Şakanın tadını kaçırıyorsun. Şaka değil ki. Bozuluyorum ama. Sen doğarken bozulmuşsun. İmza Orhan Gencebay. Hadi bize bay bay. Diskoteye gidiyoruz. Hadi gel canım. İyi eğlenceler. Güle güle. Güle güle yavrum. Gecekonduların tahliyesinde planladığımız arazi Yedi Bela Recep'in haraç mıntıkası. Peki ne düşünüyorsun? Mardinli Arif'i. Onu kiralayacağım. Şu bizim Malboro işini halledelim. Harikasın muhteşem. İşte inşaat yerimiz. Bu gecekonduların hepsini yıktıracağım. Yalnız Yedi Bela Recep'i temizlemek senin işin. Kolay. Hallederiz. Yalnız halkı ürkütmemek lazım. Aralarında anlaşıp birlik olurlarsa işimiz zorlaşır. Başa çıkamayız. Hiçbir bok yiyemezler. Burası benim bulmalım. Defolup gitsinler. Ben mi çağırdım onları köylerinden? Ne işleri var İstanbul'da? Hı? Şehrin tüm güzelliğini bozdular. Bunların eline iki kuruş sıkıştırdık mı... ...nasıl olsa sevine sevine çeker giderler. Nerede olsa yaşar bu ayılar. Benim yaptıracağım blok apartmanlarla buraları cennet olacak, cennet. 10 milyon. Anlaştık. Şu da yapacağın gecekondunun malzeme senedi. Çimento, briket, kiremit falan filan. Al bakayım. Çok para bu muhtar. Dışarıdan yarı yarıya pahalı. Allah var ya. Utanın. Sana arsa verelim, konduna yardımımız dokunsun, yerleş, ailece otur. Biz ondan sonrasına bono isteyelim. Aradaki 3 kuruşluk fazlalık için nankörlük edin. Olmaz bu kadar be. Kızma muhtar. Küfretmediğime şükret. Vazgeçtim. Sana ne arsa ne malzeme. Ver şu bonalar mı? Al bakayım sen. Ben imzalayayım. Mardinli. Maşallah, işler tıkırında. Güzel yere tezgah açmışsın. Pek fena sayılmaz ağam, sağ ol. Geç otur şöyle. Sağ ol ağam, estağfurullah. Otur lan. Emret ağam. Emir Allah'a mahsus. Maksadım 2 çift kul kelamı etmek. Buyur ağam. Vakit nakit hesabı... ...mükalemeyi kısa tutacağım. Bu mıntıka... Bundan sonra bana geçti. Neymiş? Bu mıntıka sana geçmiş ağam. Aferin. Takdir ettim. Anlayışın çabuk. Sağ ol ağam. Bu mıntıkaya resmen el koymuş bulunduğumu... ...Yedi Bela Recep'in kendisine ilet. Buralarda görürsem o biçim. Tamam mı? Tamam ağam. O Mardinliyse ben de kara gümrüklü Yedi Bela Recep'im. Namımızı Yedi Bela'ya çıkarmışsak... ...ardımızda mezarlık dolusu ceset bırakmışızdır da ondan. Ulan ben ekmeğimi bırakır mıyım be? Bırakmazsın abi ama mahallede görürsem vururum diyor. Ulan Mardinli... ...bu dünya bundan sonra ikimizden birine haram. Allah'ıma yeminler olsun ki... Bu iş bitmiştir. Gidip mekanını basmazsam bana da Yedi Bela Recep demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana bırak. Alo? Buyurun. Evet. Rahatsız ettim. Ben Muhtar Yaşar. Evet, söyle. Ağam,
Başın sıkışırsa beni ara demiştin. Bir terslik mi çıktı? Bazı evleri ayarladım. Tamamdır. Ama 3-5 karşı koyanı var. Ki şöyle bir gözüksen alayı siner. Gelir misin hağam? Sabah muhtarlıkta bekliyorum. Evet. Anladım. Yarın sabah oradayım. Rest. İşte şurası kardeş. Doğru yürü, kahve tam meydandadır. Sağ ol canım, gel öpeyim. Sen de sağ ol. Ortalarda yok. İnip bir bakın. Tamam abi. Ne oluyor ya? Allah! Kovboylar! Apaçiler bastı! Aman! Yapma! Yapma! Yapma, kıyma bana! Al her şeyim senin olsun! Yapma! Ah! Pöst lan ayı! Abi ya, Teksas'a mı geldik? Tabancalar patladı. Ben biraz meraklıyımdır da. Çekil be! Abi ya, şu adresi soracaktım. Ulan eceline mi susadın sen be? Ah! Ya tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Kahvenin adresi! Abi bir dakika, dur! Gitme, bana bak, beni bekle! Abi, şu kahvenin adresi. Bela mısın sen be? İn lan aşağı! Ah! Ne oluyor ya? Allah Allah! Şu İstanbullular da ne kadar aceleci be! Cowboy tabancası ya! Ya bu İstanbul'un kuşları uçmasını bilmiyor. Hey Allah! Aa, kova! Tam hedef! Vurayım! Saksı vuruldu ya! Nişan tertibatı bozuk. Çok sakıncalı. Bununla kızılderili vurulmaz. Aa! Konserve kutusu!
Selamun aleyküm. Hadi aslanım, sarıldın. Ver tabancalarını. Kovboy canını verir, silahını vermez. Hadi aslanım, söz dinle. Sonra... Sonrası ölüm. O da Allah'ın emri. Ha abi, bir şey soracaktım. Gelme, gelme, fena tut olur. Tut şunları. Nerede bu kağıt ya? Ha? Abi şu adresi soracaktım. Davranın, yakalayın şunu. Ne oluyor ya? Şşş, durun, ne oluyor? Hadi yürü, yürü seni. 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim. Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi. Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be! Ya o kadar adamı nasıl vurdu? Yedi Bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzını dedi, sonra çekti, grav grav grav! Büyük adammış be! Analar böylesini bir daha doğurmaz. Çok da yakışıklı delikanlıymış. Şükürler olsun Rabbime. Bizi Recep belasından da, adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar! Deli etme adamı oğlum, vurdun mu vurmadın mı? Ateş ettiğime göre vurmuş da olabilirim, vurmamış da olabilirim. Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz. Tamam, biz dedin. Anlamıştım tek başına yapmadığını. Yaz! Biz dediğin kimler? Batı'nın vahşi kovboyları. John Wayne amcam, Django kardeşim ve de Juliana Gemma abim. Saçmalama. Deli numarası yapıp adli tıbba sevkini istiyorsun değil mi? Aklın sıra yırtacaksın. Çok gördüm senin gibilerini. Bir avuç dolar filmini de gördün mü? Sonra 3 kurşuna 10 ölü. Allah affeder, ben affetmem. Ben de affetmeyeceğim. Ya sabır, ya sabır. Allah'ım ya sabır. Ha bak, ben o filmi kaçırdım. Yazık ya. Sen gördün mü nasıl? Deli numarası yapıyor. Öyle. Hadi evladım. Efendi efendi anlat. Ne oldu, nasıl vurdun? Tam kovboy gibi. Çete içeride. Kafalar dumanlı, içki gırla. Ben kapıya bir tekme. Teksas'ın kovboy kapısı gibi. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Yaz. Bir sağa, bir sola. Yaz, bir sağa, bir sola. Bir içeri, bir dışarı. Haydut dönüyor, yanında 2 yeğeni. Kaydet, kaydet. İtiraf ediyor. Recep'in yanında 2 yeğeni de vardı diyor. Niye vurdun peki? İnsanlık uğruna, halkı soyuyorlardı. Arkasında 3 adamı daha vardı, pusudalar. Tamam. 7 kişi olduklarını da söyledi. Sonra? Sonrası, daha onlar davranmadan grav grav grav. 7'si de temiz. Toptan temizdik. İtiraf etti. Silahı ilk çekip ateş eden de kendiymiş. Ağzıyla söyledi. Sonra arkalarından apaçiler. Başlarında reisleri oturan ayı. Başında tüyler. Aynı Zeki Müren'in tüyleri gibi. Dıkı dık dıkı dık dık peşimdeler. Oklar, baltalar. Üf! Gene saçmalamaya başladı. Tıkın şunu içeri! Ne oluyor ya? Peşimden oklar geliyor, ateşli oklar. Vay be! Gece konduları haraca kesen 7 gangsteri öldürmüş. Hem de tek başına. Çok da yakışıklı. Neresi yakışıklı? Salağın teki. Sen kendine bak. Kıskanma. Nesi var? Tam erkek. Biz deyiz. Kavgaya başlamayın gene. Sen de elin katilinin avukatı mısın Canan? Hadi ortak, oyna bakalım. Elin katili değil, günün adamı. Cinayeti de yoksulları korumak için işlemiş. Kendi çıkarına değil. Fazla uzattın Canan. Efendim, Mardinli geldi, çalışma odanızı aldım. Tamam, üstümü değişip geliyorum. Sen de artık fazla uzatma. Tamam mı Canan? Çatla patla. Günün adamı Şaban işte. Hoş geldin Mardinli. İyi iş becerdin. Aferin, aferin. Lafına değmez bey. Bunlar ufak vaziyetler. Tanıştırayım. Kardeşim Cabbar. Memnun oldum delikanlı. Bundan sonra gecekondudaki işleri o halledecek. Emirlerinize hazırım beyefendi. Sağ ol.
İyi düşünmüşsün, aferin. Biz sözümüzü tutarız. Buyur, 10 milyonluk çekin. Buyurun, buyurun şöyle geçelim, oturalım beyler. Hı. Ha, bir süre ortalıkta gözükmemen gerek. Hollanda'ya uçak biletini aldım. Evet, bu da pasaportun. Bütün işlemler tamdır. Ayrıca Hollanda'da bir takım işlerimiz de olacak. He. Hem ziyaret, hem ticaret. Sağ olun. Yalnız canımı sıkan şu salak herif. Ha. Aptal benim 7 cesede sahip çıktı. Buyur. Şöhret yapacak aklınca uyanık. Ama fark etmez. İcabını da içeride de temizletiriz. Eyvallah. Büyük iş. Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu Şaban. Recep gibi Allahsızı fedailerıyle toptan harcamış. Ve de tek başına, helal. 30 yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm ne duydum. Makineye bir asılmış 7 tane leş. Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş. Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin. Harbiden tak, ben vurdum demiş. Şansımız varmış, bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu koğuşun ağası benim ulan. Yetti lan. Geliyor abiler. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Buyur ağam, şöyle geç. Geçelim bakalım. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Sağ ol anam. Geçmiş olsun. Hangi yatakta yatmak istersin ağam? Şurası iyi mi? Şurada. Hop dedik. Bu koğuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç sabıkaya kayıtlı 4 resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. Aslan abicim, ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan, öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Heh, öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbihi. Geç arkaya yeni baştan. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu. Gel sen de öp. Gel. Gel lan. Bu mekan ikimize dar gelecek tosunum. Tasalanma, bollatırız. Ben adamı bundan şişlerim ulan. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı. Aa, nasıl geçirdim ama? Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş, ermiş. Ne ermesi ya? Kör nişancı. İnsan biraz yana atar. Baba yadigarı tabakayı bok ettin. Al şu bıçağı. Ben attım mı vururum. Öp lan elimi bakayım. Öp lan. Öpeyim. Sıtır hadi. Siz de öpün bakayım. Hadi. Bu yatak rahat, güzel. Ama etrafı beğenmedim.
Temizleyin, değiştirin. Değiştiririz abi. Deriz, sana helal olsun abi. Aşağısın. Ağırız aşağı. Uyandıralım mı? Ne dersin? Bilmem. Ya kızarsa? Grav 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 grav. Rüyada bile vukuatı var adamın. Böylesi gelmedi memlekete. Grav grav grav. Çayı hazır abi, taze demledim. Uyandıralım mı? Bilmem. Bismillah. Hadi uyandırın bakalım. Uyan ağam, sabah... Allah Allah! Ne oluyor ya? Burası neresi? Ah! Ne bakıyorsunuz lan? Açıkta bir şey mi gördünüz? Arz edecek bir vaziyetimiz var ağam. Aramızda vazife taksimi yaptık. İyi yaptınız. Neymiş? Beştamalcın Hasan. Evet. Havlucun Piç Orhan. Tamam. Çaycın Bedo. Tanrı. Nalıncın Deli Hüseyin. Neyse. Nargilecin Arap Mahmut. Bu herifi gözüm hiç tutmuyor. Erketen o biçim Bülent. Seni tanıyoruz ya. Haratçın Gavur Gani. Aman yarabbim. Manocun Saksağan Temel. Ve İbrikçi Başın Ayı Necmo. Bir düşüneyim. İyi iyi canım. Abi, bu da ayın kumar manoları. Kantin gelirleri, ayak bastı haracı, at ve bit yarışları manosu. Ne yapalım abi bu paraları? Garibanların arasında bölüştürün. Sevinsin fukaralar. Haksızlık edeni o biçim yaparım. En büyük kovboy benim. O kadar. Helal olsun yaşa! En büyük sensin abi, helal olsun sana, helal! Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Yedi bela Recep öldü diye seviniyorduk. Yerine daha beteri geldi. Aslında baş belası Muhteşem Bey. Evet evet, Muhteşem Bey. Bu sefer kravatlı eşyalar geldi. 50.000 alan zavallı göçüp gidiyor. Gitmesin de ne yapsın? Yahu 50.000 liraya bu devirde ev kurulur mu? Muhtar da ortak onlarla. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız? Başımızda Şaban abi gibi bir adam olacaktı ki bizi kurtarsın. İyi söyledin. Seçimle bir de muhtar yapardık onu. Haklısın, tam muhtar olacak adam. Ama hapiste. Mahkemesi bile bitmedi daha. Bitmemesi daha iyi. Aramızda şöyle biraz para toplayıp sıkı da bir avukat tuttuk mu? 7 kişiyi öldüreni Adalet Bakanı bile kurtaramaz. Bu mahalleyi de Şaban'dan başkası kurtaramaz. Biz de mahkemeye çıkar, vuran o değildi deriz. Yemin ederiz. Mahallenin kurtulması için yalancı şahitlik yaparız. Ya Şaban kızarsa, o zaman ne yaparız? Kızmaz. Biz ne yapacağımızı biliriz. Kalkın arkadaşlar. Susun! Otolun! Susun! Sen anlat. Beyanım benden önceki şahitlerin aynıdır hakim bey. Recep'i öldüren başkasıydı. Siyah paltolu, iri yarı, aslan gibi biriydi. İtiraz ediyorum hakim bey. Ben aslan gibi değil miyim? Tamam tamam, sen de aslansın, otur. Zapta geçirin. Hakaret davası açacağım. Tamam tamam, sen de aslansın, otur. Aslanım değil mi? Listede 47 tanık daha var. Dinleyeceğiz. Evet. Biraz çabuk olalım, evet. O değildi. Vallahi başkasıydı. Bu adam sinek bile öldüremez yargıç bey. Bak şuna ya.
Yemin ederim hakim bey o değildi. Vallahi gözlerimle gördüm. Bunda adam öldürecek surat var mı? Şu surata bakın. Bende Vahşi Batı'nın kovboy suratı var. Sen sus! Var o surat. Zapta geçirin. Buran evliya çarpsın başkasıydı. Çarpsın da gör ananın fotoğrafını. Susun! Tövbe tövbe! Karar! 52 görgü tanığının kesin ifadelerine dayanarak ve de delil yetersizliğinden tahliyesine! Şaban Bey, buyurun, şöyle oturun. Buyurayım, değil mi? Evet. Bayağı güzel yermiş. Hoş geldin Ringo abi. Buyur, demli çayın hazır abicim. Sen kimsin lan? Ben de bu mahallenin Ringo'suyum, ufak Ringo. Müsaadenle kahvende ayakçıyım abicim. Aferin, işine devam et. Sağ ol. Bu kahve benim değil mi? He? Tabii, kahve de senin. Aslında bütün mahalle de senin sayılır. Bizi sen kurtardın Recep belasından. Kovboylar kurtarır, kötüleri temizler. Yaşa be Şaban abi, aslan abim benim. Şimdi başımızda daha büyük bir bela var. Onlara ancak sen karşı koyabilirsin. Seni muhtar yapmak istiyoruz. Son umudumuz sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Yo, telgraf. Tele alınca atladım posta arabasına, yani otobüse geldim. Muhtarlığı kabul ediyorsun değil mi oğlum? Bu muhtar dediğiniz şerif gibi bir şey mi? İşte öyle bir şey. Kabul. Muhtar olacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Okul! Okul! Yol! Yol! Tapu! Bırakın onu, beni dinleyin! Ve de şunu unutmayın, atasözüdür! Oylarınız damlaya damlaya
dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar. Halk Şaban'a tapıyor. Ölün dese ölürler. Herkes ondan yana. Yani sana göre muhtarlık seçimini kazanması kesin. %100. Kazanırsa da başımıza bela olacak. Nasıl? Bütün halk arkasında. Devletle de ilişkilerini kurunca ne vaatler ediyor. Yol, okul, tapu. Halt etmiş. Orası benim. Kendini ne zannediyor? Kahraman mı? Öyle. Ne yani? Tam bir halk kahramanı. Hayır, tam baş belası. Şuna milyarlık düşlerinizin sonu desenize. Evet. Sonum olabilir. Şakası yok. Bu kadar telaşa gerek yok. Halk isteyebilir Şaban'ı. Oylarını da ona verebilir ama seçim her zaman halkın oylarıyla kazanılmaz ki. Neyle kazanılır? Akıl, zeka ve para. Yani nasıl? Oy sandıklarını değiştirebilirsek. Yapabilir misin bunu? Tabii. Oy çalmak çirkin bir şey değil mi baba? Politika bu kızım. Politikada güzel çirkin diye bir şey yok. Sadece kazanmak vardır. Kazanan da daima bizler oluruz. Bu seçim mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yerden kırıyorsun lan? Tuh! Allah'ın cezası pis muhalefet. Bütün mahalle oyunu kullandı mı? Kullandı. Liste tamam. Güzel. Sandığı odaya kilitle. Peki. Şaban abi, Şaban yavaş abi. Yavaş ol oğlum, peşinde apaçiler mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli sandan denize dökecekler. Ha? Haydutlar. Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya. Çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma, kış günü, su buz gibi buz. O halde son duanızı edin. Atlayın lan. Çabuk olun, getirin çuvalı, bozuluyor mu? Sallanmayın. Tamam abi. Şimdi mahalle muhtarlığının bir nolu emri. Sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. Gülme lan. Yapma be Şaban abi. Atlayın lan. Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam Kızıldereli gibi kafa derinizi yüzeceğim. O kadar. Doluyorum. Koş lan, çuvalı getir. Şaban, Şaban, 2999. Şaban, 3000. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç 1 oy. Susun, susun. Sus. O oyu da kendisi vermiştir zaten. Neticeye göre Şaban muhtarımız oldu. Çuvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım. İzmaritleri tava yapın yiyelim.
Hulüferi de Muhtar Yaşar artık münasip bir yerine... al, al! Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum! Arkadaşlar, seçime itiraz var, ne diyorsunuz? Bir, iki, üç! Üçüncü, dal, dal, dal! Cimdal, cimdal, dal! Yaşar, Yaşar! Al, al! Görürsünüz siz, ben göstereceğim size! Adam da böyle diyordu, Muhtar Şaban'a kul oldu. Şaban, 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 Şaban. Görürsünüz siz, gösteririm size. Şaban, 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 Şaban. Sana bir çuval inciri berbat ettin. Ah herif! Ama beyefendi, kabahat... Kabahat seni adamdan sayanda! Defol gözüm görmesin, hadi! Defol! Defol dedim sana, defol! Sümsük herif! Peki, ne olacak şimdi? Bütün umudumuz, milyonlarımız bağlandı kaldı. Tamam, anladık be! Bir çaresine bakarız. Her şeyin bir çaresi vardır. Sen de orada nispet yapar gibi sırıtıp durma! Bak! Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle görkemli bir davet verelim. Şaban olacak belaya da bir davetiye. Geldi mi köşke? Geldi diyelim. Ha, hele bir gelsin, ondan sonrasını bana bırak. Bir izzet, bir ikram kendisine. 2-3 viski, biraz pof pof. Yağcılığın daniskası! Sen şusun, sen böylesin falan... Gözünü boyadık mı? Soktuk mu bu odaya? Attık mı önüne paraları? Şöyle birkaç yüz bin. Cimriliği bırak be! Herif hem muhtar hem dayı! 1 milyon, 2 milyon icabında! Paranın açamayacağı kapı yoktur, tamam mı? Ha? Desene büyük halk kahramanı! Açık arttırmada! Şahsınız adına vereceğimiz davete onur vermenizi rica ederim. Muhteşem halka kul. Soyadı biraz şüpheli. O biçime benziyor. Allah'a şükürler olsun. Muhteşem efendi bükemediği eli öpüyor. Abimizi ziyafet için şöyle bir güzel süsleriz. Evet. Çok yakışıklı ve de cazip olmam lazım. Abi böyle oluyor. Ya sonra Kızılderililer karşımda... kemendimi bir salladım. Salladım. Ben hep sallarım zaten. Bir attım, 15'ini birden yakaladım. Ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. Davetimize şeref vermekle bizi ihya ettiniz. Nasıl, keyfinizden memnun musunuz? Çok! Lafımı kesme! Tam Kızılderilileri yakalayın... Anlıyorum da sizinle özel bir şey görüşmek istiyordum. 5 dakika yazıhaneme geçebilir miyiz acaba? Olabilir. Özel bir şey görüşecekmiş. Sonra Kızılderililere devam ederim. Sert yerlerimi de gösteririm. 2 milyonluk şu küçük hediyeyi kabul eder misiniz Şaban Bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak... yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Sonra 3 milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü, validenin gözü. Sen ne eşyoleşeceksin sen? Anlayamadım beyefendi. Dükkanındaki bütün malları satın alıyorum. Şöyle fiyatları bir öğrenelim. Kiremitler... Tane 25 lira. Biraz kazık 10 lira. Ama... Aması maması yok. Şu çıkma kapılar, pencereler... 600, 800. Hayır, 100, 200. İflas ederim. İtiraz etme, zabıtayı çağırırma. Şu kumlar ne kadar? 80 küreyi 400 lira. Ne?
Bana bak, sen ya dayak yememişsin ya hesabını bilmiyorsun. Kum bu ya, altın tozu mu? Kumun arabası 200 lira. Ama imkansız, iflas ederim. Kızdırma. Şikayet edersem seni de kimse kurtaramaz. Muhtar benim, unutma. Güvenlik kuvvetlerini çağırırım ha. Şu biriketler ne kadar? 20 lira. Hayır, 5 lira. Yetti be. Yetmez. Bundan önce kazıkladıklarına say. Şimdi öp elimi, barışalım. Öp lan. Önce ağzını sil bakayım. Sittir git lan. Sevgili vatandaşlar, bir hayırsever, yıkılan kondularınızı yeniden yapmak, harap olanlarını onarmak için malzeme almak üzere 2 milyon lira verdi. Ben de o parayla sizlere inşaat malzemesi aldım. Yıkılan evleriniz yeniden yapılacak. Yalnız bir şartım var. Mahallemizde okul yok. Çoluk çocuk ta uzaklara okumak için gidiyor. Perişan oluyor. Bir okul yapacağız. El birliğiyle bütün vatandaşlar yeni okul inşaatında bedava çalışacaklar. Kabul mü? Kabul! Buyurun. Kimin ne ihtiyacı varsa gelip alsın. Sağ olasın aslanım. Ver elini öpeyim. Aman ana, ben öpeyim, yapma. Sağ ol. Okulun kiremitleri yüklendi mi? Sayende yüklendi. Allah razı olsun. Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına. Bu haydut dün gece babamla anlaştı. Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı. Tam 2 milyon lira rüşvet aldı. Yalan mı? Doğru. Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım. Anlamadım. Anlarsın. Daha bitmedi. O parayla daha neler yapılıyor, gel gör. Gel bakayım. Nereye götürüyorsun? Yürü diyorum. Bırak beni. Yürü. Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. Yanlış anlamışım, affet. Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin. Dur, dur kız, ayıp oluyor ama. Ayıbı filan yok bu işin, affet beni ne olur. Kız bakıyorlar, kendine gel. Bana bak, huylanıyorum ha. Şişt, herkesin içinde yatırırım ha. Dur kız, ah fena oluyor. Ah. Seni anlamak gerçekten zor. Çok garip bir insansın. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Yaptıkların çok güzel, iyi şeyler. Ama bütün bunları niçin, neden yapıyorsun? Kovboylar iyilik yapmayı sever. Vahşi batının kanunu böyle. Atımla gezerim, iyiyi severim, kötüyü ezerim. Şapkanı neden çıkardın? Giysene, sana çok yakışıyor.
Yakışıyor değil mi? Hem de çok. İyi mi? Evet. Aşibatı'nın bütün kızları da öyle diyor. Ah. Kötü oluyorum. Fena şeyler. Ne gülüyorsun kızım kendi kendine? Çıldırdın mı sen? Hayır, çıldırmadım. Hani Şaban'a gece konduları yıktırsın diye verdiğiniz 2 milyon var ya. Ne olmuş? O parayla yıkılan evlerin yerine yenisini yaptırıyor. Hem de senin arsalarının üzerine. Neler saçmalıyorsun sen? Dahası da var. Mahalleye bir de ilkokul yaptırıyor. Çok komik değil mi? Olamaz. Beni istemişsin abi. Emret. Ne yapacaksan yap, bu Şaban denen adamı ortadan kaldır Cabbar. Anladın mı? Ortadan kaldır. Baş üstüne abi. Yalnız dikkatli ol. İşe kaza süsü ver. Tamam abi, merak etme. Ulan Şaban, bana kazık atmak nasıl olurmuş, şimdi gör bakalım. Şu yolları da bir asfaltlayalım artık. Tamam abi, belediyeye müracaat ederiz. Evelallah okul inşaatı da yakında bitiyor. Bitiyor abi. Allah senden razı olsun. Sayende çoluk çocuk perişanlıktan kurtulacak. Aa, şu filme bak. Arizona kumarbazı. Tanırım bu çocuğu, iyi olandır. Tamam abi, tam zamanı. Gazla! Bu filmi gördüm, çok cesur oğlan. Senden iyi olmasın abi. İmkanı yok. Batı'da benden hızlısı yoktur. Kimse senin eline su dökemez. Şu kamyona bakın! Deli mi ne? Freni patlamış galiba, üstümüze geliyor. Kaçalım, kaçın! Kaçalım! Kovboylar kaçmaz. Allah, ah! Allah Allah, o neydi ya? Magürüs mü geçti? Dikkat etsene ulan! Allah kahretsin, ölmedi! Herif yedi canlı be, gazda kaçalım! Mucize bu! Nasıl kurtuldu hayret? Vallahi hayret. Mucize! Balıklama bir uçuş, Allah! Senin abiden dikilir muhtar! Cesaret dediğin böyle olur! Küçük bir kovboy numarasıydı. Yazıklar olsun size! Bir salağın hakkından gelemediniz! Vallahi anlayamadım beyefendi. Koskoca kamyonla üzerinden geçtim, herif gene lastik top gibi ayağa fırladı. Para istiyorsanız para! Bu adam ortadan kalkacak! Yarın başka numara deneriz. Hiç merak etmeyin beyefendi. Yürü! Tamam. Şaban'ın işi bitti artık. Bu sefer onu Allah bile kurtaramaz. Saatli bombayı nereye yerleştirdin? İpragaz tüplerinin üstüne. Biraz sonra Şaban'ın parçası kalmayacak. Bu ocakçı da her gün geç kalıyor. Kovacağım iti, şu hale bak. Her taraf pislik içinde, rezillik. Bu ses de ne? Aa! Çaydan ses geliyor. Tabii taze çay, kıpırdıyor. Bu çayın içinde hayat var. Dur şimdi, pişireceğim seni. Acele etme lan, dur! Ne kadar kaldı? Tam bir dakika abi. Demek ki bir dakika sonra Şaban fezada astronot. Ya anladık. Taze çaysın, pişireceğim seni. Bekle su kaynasın, acele etme. Ulan amma sabırsızsın, dur. Ne kadar kaldı? 45 saniye abi. Ya hiç susmuyor. Daha su yeni kaynadı oğlum.
Tövbe estağfurullah. Ulan yanlış mı ayarladın, ne yaptın? Daha 10 saniye var abi. Patla be, patla! Kafam şişti be. Ben şimdi senin... Hastır lan! Aa, patladı. Çay patladı ya. Nasıl? Gene mi beceremediniz? Ha, söyleyin. Sen ne diyorsun abi? O bomba ile kahve havayı uçardı. Ama herif iyi saatte olsunlara karışmış. Kaldırdı bombayı, bize attı. Çarpılacağız sonunda. Buna el kaldıran çarpılır abi. Adamların yarısı hastanede. Biz bu işte yokuz abi. Allah belanızı versin. Bir işi halledemediniz. Ah, Martinli burada olacaktı. Defolun! Gözüm görmesin sizi! Defolun! Alo? Acele Hollanda'ya telex çekin! Mardinli ilk uçakla derhal gelecek! Tilkim! Tilkim! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! Yasam! Yasam! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Büyüklerimi saymak! Yurtumu! Yurtumu! Milletimi! Özünden çok sevmekti. Çok sevmekti. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmekti. İleri gitmekti. Varlığın. Varlığın. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Ey bugünü sağlayan. Ey bugünü sağlayan. Ulu adını. Ulu adını. Aşta. Canan! Ne işin vardı o herifin yanında? Nedir bu rezalet? Sizin rezaletlerinizin yanında pek hafif kalmıyor mu babacığım? Yaptıklarınızdan utanıyorum. Utandığın işlerin parasını yiyorsun ama. Giydiğin elbiseler, kürkler, altındaki araba, hepsi o paralarla alındı. Hepsi yerin dibine bassın. Bundan sonra hiçbirini istemiyorum. Ne işin vardı o köpeğin yanında? Köpek senin adamların baba. Senin parana uşaklık, katillik edenlerin. Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı. Sus! Susmayacağım! Öldürsen de seviyorum Şaban'ı. Evleneceğim onunla. Ne? Çıldırdın mı sen? Sen Cem'le evleneceksin. Ölürüm de evlenmem. Hem de Yıldırım nikahınla evleneceksin. Aksi halde o gecekondu mahallesine ellerimle benzin döküp yakar, yerle bir ederim. Anladın mı? O kadar! Ne var ya o? Nedir bu telaşınız? Niye susuyorsunuz? Bir felaket mi oldu? Yahu Beşiktaş'ın yenilmesine alıştık. Fener desen önüne gelen yener. Galatasaray bu sene pek nanay. Başka? Zama kuyruğa şerbetlendik. Geriye ne felaket kaldı? Daha kötü. Şu evlenme ilanına bak. Canan nasıl evlenir ya? Olmaz böyle dava. Bu züppe olan senin yavuklunu nasıl elinden alır? Babası zorlamıştır. Para bu, her şeyi yaptırır. Şaban abi, sen Vahşi Batı'nın aslan kovboyusun. Öyleyim değil mi?
Göster ringolunu. Göstereyim. Asıl çifte tabancana. Asıldım. Bas nikah. Bastım. Ortada ne düğün kalır ne damat. Kalmaz değil mi? Kalmaz, kalmaz Şaban. At, avrat, silah be abi. Yiğidin elinden nasıl alınır? Atımı getirin. Daha giyinmedin mi? Affet baba. Yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Deli etme adamı! Nikah memuru hazır. Davetliler seni bekliyor. Tak şunu kafana. Bu çiftin evlenmesine bir itirazı olan var mı? Var. Geleceğini biliyordum. Canan benden başkasıyla evlenemez. Değil mi kız? Tabii evlenemem. Aslan kovboyum, Şaban'ım benim. Canım. Bir dakika. Tut şu silahları, kızını kaçırıyorum. Olur mu lan ahzın? John Wayne amcam kızı nasıl kaçırmıştı? Seni de öyle kaçıracağım. Gel bakayım. Of, amma ağırmışsın be. Bana bakın, peşimden gelen olursa vururum ha. Yürü kız. Ne? O mu vurmuş yedi bela Recep'li adamlarını? Benim leşlere sahip çıkıp aklı sıra nam mı salıyor? O kadar olsa iyi. Mardinli benden korktu da kaçtı diyormuş. Beş paralık etti namını. Bizi de dolandırdı, tam 2 milyon. O para senin hakkındı. Evet, benim kızımı... senin de namını çaldı. Ayç! Ulan seni paramparça etmezsem bana da Mardinli demesinler. Yedim ulan seni sahtekar it. Allah! Yeter! Çok teşekkür ederiz. Ama artık tadında bırakın. Bunu hep böyle oynayacak mıyız? Bizim de işimiz var değil mi? Müsaadenizle! Daha yeni başladık! Çal! Hadi! Yeter be! Biz ne zaman halvet olacağız? Yürü kız! Peşimizden geleni vururum valla! Bastın Şaban!
be! Basıldık! Çık ulan dışarı şunun burun çocuğu! Mardinli geldi! Eyvah! Mardinli! Ne bok yiyiz? Ulan Şaban denen düşü! Ulan sahtekar it! Çık dışarı dedim ulan! Bu başka Şaban'dan bahsediyor. Benden bahsetmiyor. Biz işimize bakalım. Gel canım. Allah! Gel bakmayalım, kaçalım. Yürü! Nerede kabadayılığın ulan? Meydanı boş mu buldun it? İn ulan aşağı! Yoksa gelir orada zımbalarım seni! Eşşoğlu eşek! Sarhoş zavallı! Yoksa ayıkken benden ödü kopar. Küfür ediyor ama. Olabilir, terbiyesizin teki. Allah! Ay ulan in be! İn ulan! Yedi bela Recep'i vurmak kim sen kim? Namımı çalıp ümmü yaptın, sahtekar! Yedi bela Recep'i ben vurdum, ben! Demek yedi belayı sen öldürmedin. Demek o gönül verdiğim gerçek kahraman sen değilsin. Sümsük, ben de seni adam sanmıştım. Ben adam değil, kovboyum. Öyleyse çık göster kovboyluğunu. Herkesin umudusun. Çıkmaz kaçarsan babam kazanır. Yıktırır bütün konduları. Hadi çık, göster erkekliğini. Göstereyim değil mi? Tabii, hadi git. Göstere... Bula bula bu ıslak sıçanı mı buldunuz lan kurtarıcı diye? Şimdi yedi seceresine düz gittim, ses yok! Ey amico! C'è sabato! Hai chiuso! Yapma! Bana bak! Kaçarsın değil mi? Şimdi yedim seni ulan! Hala peşinde! Dingo zor durumda! Ne yapacağım ya? Şu silahımı bir çekebilsem? Peşimde geliyor. Allah! Dingo şaşırmış durumda. Allah! Bir siper bulmalıyım kendime, ha? Ne haber lan? Allah! Nasıl geçirdim kurtulamazsın ya? Kovboyum benim, canım sevgilim, Aslan Şaban'ım! Tezahürat istemez, durun tezahürat istemez! Bu iş bitti, sonun geldi artık! Dur diyorum! At elinden silahını! Atabilirim de, atmayabilirim de! Atayım mı? At canım! Peki Canan! Biliyoruz! Her şeyden haberimiz var. Yakalayın Mardinli'yi. Ne haber Mardinli? Esas suçlu kaçıyor, durdurun! Durdurun şu arabayı! Hop, hop! Hadi in aşağı!
Beyden bir şikayetiniz mi var? Yok ama duruma göre değişebilir. Ama şey... Sesini çıkarma, çevirdiğin dolapları anlatırım ha. Şey bir dakika... Sus! Peki. Muhteşem bey, bizim mahallenin bütün yollarını yaptırmak için gelmişti değil mi? He? Ne? Ne dedin? Anlatayım mı bildiklerimi? Evet efendim, evet bütün herkes şahit. Yolları yaptıracağım. Bu kadarla bitse iyi. Muhteşem kanser yaptırmak istiyor. Ne? Biz de kabul ediyoruz. Aman damat ne yapıyorsun? Anlatırım ha. Evet, evet bir de dispanser yaptırıyorum. Herkes şahit olsun. Dispanser. Bir müjdemiz daha var. Yeter Allah. Beyefendi, gecekonduların tapularını halka dağıtacaklar. Yapma, ayağının altına öpeyim. Anlatırım ha. Peki, peki. Tapuları da dağıtıyorum. Yeter artık. Bize müsaade, gecikmeyelim. Bizim işimiz var. Uğraşamam seninle. Yürü kız.